sürüyor ve bu çalışmayı eğer hayata geçirebilirsek ben çok büyük bir reformu yapmış olacağımızı düşünüyorum. Ama buna şimdiden karşı çıkanlar da var. Onun için acelemiz de işin doğrusu bu konuda fazla yok. Ama bunu çok iyi tartışalım. Çok güzel bir şekilde tartışalım ve bununla ilgili yapabileceklerimizin sınırı nedir onu görelim ve o sınır çerçevesinde de adımlarımızı atalım. Yani burada bu adımı atmanın suçların faillerinin bulunmasında çok büyük katkısı olacağını, pek çok olayın aydınlatılmasına yardımcı olacağını, adaletin doğru ve zamanında tecellisine katkı sağlayacağını, geciken adalet konusundaki eleştirilerin önemli ölçüde azalacağını, mağdurun rızasının da aranmasıyla mağdurun da hakkının, hukukunun burada korunacağını ve zarar ziyanın da giderilerek onun da hakkına daha kısa sürede erişmesinin sağlanacağına inanıyorum. Tabii bunun şartları ve diğer hususların üzerinde de tartışacağız. Çok karşı olanlar var, hararetle savunanlar var. Ama ben diyorum ki karşı olanlar, hararetle savunanlar lütfen bu konuyu iyi bir şekilde incelesinler. Nedir? Yani birisi geldi, siz şey arıyorsunuz, soruşturma yapıyorsunuz. Yani delillerin bir kısmını buldunuz, diğer kısmını bulamadınız. Yani diyelim ki bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun. Geldi, suça ait itirafta bulundu. İşlediği suçun bütün delillerini ortaya koydu. Ve siz o delilleri incelediniz. Yalan söylemediğini, doğruyu söylediğini o incelemelerden ortaya çıkan bulgularla teyit ettiniz. Şimdi onun da bir talebi var. Ben böyle yaparsam benim de bir menfaatim olsun dedi. Şimdi böyle bir uygulamaya geçelim mi? Geçmeyelim. Şimdi pek çok kişi geçmeyelim. O zaman ne yapıyor? Herkes yalan söylemeye, olayları reddetmeye, aleyhindeki delilleri karartmaya, hakikat ortaya çıkmasın diye hakimi, savcıyı, herkesi oyalamaya gayret ediyor. İş uzuyor gidiyor. Onun için pek çok olayın aydınlatılmasına da esasında bu ne yapacaktır? Katkı sağlayacaktır. O nedenle bu konunun efradını, cami ayarını mani bir şekilde eskilerin deyimiyle ele alınmasında fayda vardır. Yeni olan her şeye karşı çıkan da bir anlayışımız var. Ama biz buna karşı çıkmadan, karşı çıkmak istiyorsak haklı, makul gerekçelerimizi bilerek ortaya koymakta fayda var. Hemen yargıda pazarlık geliyor diye işin daha doğasına hemen adına karşı çıkarak tavır koymak fevkalade yanlıştır. Geliyor ama nasıl geliyor? Ne getiriyor? Ne götürüyor? Bunları görerek tartışmak veya gelecekse nasıl gelsine dair önerilerimizi ortaya koymak elbette son derece önemli bir husus olacaktır. Yine değerli arkadaşlar, yeni dönemde Adli Veri Bankası diye bir banka kuruyoruz. Şu anda bizim Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğümüz var. Onlar belli adli verileri tutuyorlar, istatistiklendiriyorlar, Türkiye kamuoyuna bunları açıklıyorlar. Oradan istifadeyle insanlar bazı değerlendirmeleri yapıyorlar. Yeni dönemde Adli Veri Bankası kurmak suretiyle adeta Google'da herhangi bir konuyu arar gibi yargıyla ilgili arama yapmak isteyenlerin sorduğu bütün sorulara, akla gelebilecek tabii sorulara doğru cevap veren bir sistem kurmak istiyoruz. Örneğin cinsel saldırı suçuna ilişkin bir veri arayan kişi en çok hangi ilde işlendi? En çok hangi bölgede işlendi? Hangi ilçede, hangi mahallede, hangi beldede, hangi köyde, hangi caddede, hangi sokakta? Gece, gündüz, yaz, kış, eğitim durumu, meslek durumu dahil aklınıza gelebilecek bütün soruların cevabının içinde olduğu bir veri bankası oluşturmak istiyoruz. Bundan da hedefimiz
koruyucu, daha doğrusu önleyici sağlık gibi koruyucu hukuk anlayışlarını geliştirmek. Sadece soruşturarak, yargılama yaparak değil, aynı zamanda suçların yoğunlaştığı yerler varsa bunlara ilişkin ilgili devlet kurumlarının önceden tedbir alarak suçun işlenmesini önleyici, suça teşviki önleyici, suça meyli ortadan kaldırıcı tedbirler almasının da yolunu açmak istiyoruz. Böylelikle sağlıklı verilerle de bunun önü açılması gerekiyor. Ayrıca hakim, savcı eğitiminde de bunun bize çok büyük ve sağlıklı veriler sunacağına inanıyoruz. Diyelim ki bir savcımız veya hakimimiz bir temiz edilen dosyanın sonucunu görmeden görev yaptığı yerden ayrılıyor. Şimdi Adalet Akademisi eğitimler veriyor. HSYK ile beraber. Başkanımız da burada müracaatçıların arasından zannedersem eğitimcileri seçiyorlar. Ama bu sistem devreye girdikten sonra hakim ve savcımız hangi konularda verdiği kararların bozulduğunu o sistemde kendi görecek. Bir de HSYK. Onun dışında kimse görmeyecek. Bir sistem kuracağız. Eğitim yaptığı zaman talebe göre değil de baktık ki bir savcının düzenlediği 100 tane iddianame var, 70'i iade görmüş. O zaman iddianame tanzimine ilişkin bir eğitime re'sen çağıracak. Yani 100 tane iddianame düzenlenip 70'i iade ediliyorsa sen iddianame düzenlemesini bilmiyorsun demektir. Bununla ilgili bir eğitime ihtiyaç duyuyorsun anlamına gelir. Bununla ilgili diyelim 86'ya 3'ten hep bozma yiyor. Bir bozma yemiş, üç bozma yemiş, beş bozma yemiş. O zaman 86'ya 3 konusunda Türkiye'de ne kadar bozma yiyen hakim varsa onların hepsi re'sen eğitime çağrılacak. 86'ya 3'ün nasıl anlaşılması, uygulanması gerektiği konusunda oradan bilgilendirilmiş olacak. Yani herkes kendinin fotoğrafını bu adli veri bankasından kendi görebileceği gibi HSYK da bunu görecek ve ona göre tedbirler alınacak. Ona göre diğer işlemlerde de bu veriler esas alınacak. Bunun yargıda büyük bir reform olduğuna yürekten inanıyorum. Bunu hayata geçirmek çok zor. Ama bunu hayata geçirmek için yasal düzenlemeler yapacak, bununla ilgili kadrolar oluşmasını sağlayacak, bunu doğru bir şekilde uygulayanlara ödül, uygulamayanlara da müeyyide sistemini hayata geçirmek istiyor ve bu veriden sadece yargıya güvenin değil, aynı zamanda Türkiye'de pek çok kurumun sağlıklı değerlendirme yaparak Türkiye'nin sorunlarının çözümünde istifade edeceğini de yürekten inanıyoruz. Ama bunun çok zaman alacağını ve kısa sürede yerleşmeyeceğini de biliyoruz. Fakat bunu yerleştirecek, kalıcı hale getirecek, daha sonra da herkesin memnun olabileceği bir mekanizmaya dönüştürecek adımları sabırla yavaş yavaş atacağız ve inşallah Türkiye'de bunu yerleştireceğiz. Bilirkişilik müessesesi şu anda yargıya güveni en fazla zedeleyen, yargıdan memnuniyeti de en olumsuz etkileyen müesseselerden birisi halinde. Hem ahbap çavuş ilişkileri nedeniyle hem bilirkişilikle ilgili belli bir standardın olmaması nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşadığımızı buradan ifade etmek isterim. İnşallah Ocak ayı içerisinde İstanbul'da bilirkişilikle ilgili bir sempozyum yapıyor ve Ocak ayı sonuna doğru da bilirkişilik kanun tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ediyoruz. Böylelikle bilirkişilik konusunda Türkiye ilk defa müstakil özel bir kanuna sahip olacak ve bilirkişilerin kimlerden olacağına dair esaslar burada belirlenecek. O esaslara uyanlar, esaslara uygun eğitim alanlar sertifikalandırılacak. O esasları kaybedenlerin bilirkişilik hakkı elinden alınacak ve bilirkişilik bir daha yapamayacak. Bununla ilgili bir üst kurul, bir de bölge kurulları oluşturulacak ve bu kurullar bunlara dair kayıtları tutacak, diğer işlemleri yapacaklar. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda bilirkişilikle ilgili öngörülen ceza çok
düşük bir ceza. Yanılıyorsam düzeltin. Bir yıldan zannedersem 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yeni düzenleme ile beraber bu cezayı da hatırı sayılır bir şekilde atacağız. Gayri hukuki, gayri ahlaki rapor tanzim edenler bunun hukukta karşılığının ağır olduğunu da görecek ve ceza açısından da gereken cevabı alacaktır. Sadece bilirkişiliği kaybetmekle kalmayacak, aynı şekilde ceza görerek ayrıca bir karşılık ödeyecektir ve bu konuda da oldukça önemli bir adımı atacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Adli Tıp Kurumu'nun yeniden yapılandırılması, orada işlenen, oraya gönderilen dosyaların daha hızlı bir şekilde incelenerek savcılıklarımıza ve mahkemelerimize ulaştırılması konusunda da önemli bir adımı yine bu dönemde atacağız. Noterliklerin yeniden yapılandırılması konusunda da bir başka adımı atacağımızı, yine avukatlıkla ilgili siyasi partiler kanunu ve seçim kanunlarıyla ilgili de önemli reformları bu dönemde yapacağımızı buradan ifade etmek isterim. Bir başka husus, o da şu: yüksek yargıda görev yapan hakim ve savcılarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na mal bildiriminde bulunmalarının önünü açan bir adım da atacağız. Ayrıca Danıştay ve Yargıtay'da görev yapan Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerini sınırlayacağız. Anayasa Mahkemesi'nde olduğu gibi Yargıtay'a ve Danıştay'a seçilen hakim ve savcılarımız belli bir süre orada görev yapacaklar. Süre dolduktan sonra HSYK yeniden seçerse yine görevine devam edecek. Seçmezse kürsüye dönecek. Böylelikle orada görev yapanlar kürsüye geri dönebileceğini de bilecek veyahut da devam edebileceğini de bilecek. Daha fazla hakim ve savcımızın Yargıtay üyeliği yapmasının önünü açmış olacağız. Oradaki tecrübeyi yaşamasının önünü açmış olacağız. Yargıtay ve Danıştay'da görev yapmış olanların da o tecrübeyle kürsüye dönerek o tecrübeden ilk derece mahkemelerinin de istifadesinin de önünü açacağız. Bunun da son derece önemli bir reform olduğunu buradan ifade etmek isterim. Bunun için anayasa değişikliği de gerekmemektedir. Zira anayasada bu düzenlemeyi kanun yoluyla yapmamızı engelleyecek herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde bu adımı da atacağımızı buradan ifade etmek isterim. Tabii Türkiye'de 20 Temmuz 2016'da yargı alanında pek çok milatlar oldu ama bana göre en önemli milat 20 Temmuz 2016'da olacaktır. Diğerlerine göre diyelim, onlar da önemli. Diğer bir önemli milat diyelim, en önemli demeyelim, belki haksızlık ederiz. O da adli ve idari yargıda istinafın faaliyete geçecek olmasıdır. Çünkü istinaf konusu Türkiye'de çok tartışıldı. Adeta yılan hikayesine döndü. 2004'te yasa çıktı. AB ülkeleri istinafı Türkiye'de faaliyete erken geçirelim diye bize fonlardan kaynak aktarımında bulundu. Bölge adliye mahkemelerini yaptık. Söz verdiğimiz tarihte istinafı faaliyete geçiremediğimiz için bu paraları maalesef geri vermek durumunda kaldık. Sözümüzü tutamadık. 2004-2016. Tam 12 yıldır mazereti tüketememişiz. Şu anda istinafa geçelim dediğinde eminim ki pek çoğunuzun aklında bu kadar hakim, bu kadar savcı, işte bu durum, şu durum nasıl olacak bu iş diye pek çok soru geçiyor. Ama değerli arkadaşlar, eğer mazeret ararsak 100 sene daha istinafa geçmemek için mazeret buluruz. Mazeretleri tüketemeyiz. Onun için diyoruz ki bu mazeret arayışına son verip bütün mazeretlere rağmen tarihi adımı atmak ve ortaya çıkacak bir takım aksaklıklar varsa çıktığı anda da müdahale ederek bu konuda gerekli yürüyüşe başlamak zorundayız. Eğer başlamazsak benim ömrüm yetmez bunu görmeye.
Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda size çok yalancı çıktım dedim. İnşallah bir daha çıkmayız dedik. Ama çok yalancı çıktık. İnşallah istinaf konusunda 20 Temmuz'da bir kez daha milletimize karşı mahcup olmayız diye düşünüyorum. İstinafın şu açıdan büyük önemi var. Uzun yargılamalar konusunda hepimizin şikayeti var. Demin o şikayetlere değindim. Ne oluyor? Dosya ilk dereceden Yargıtay'a geliyor. Yargıtay denetimini yapıyor. Kararı bozuyor. İlk derece mahkemesine gönderiyor. Uydu, uydu. Uymadı veya eksik, uydu da eksikleri tam gidermedi. Bir daha bozuyor, bir daha gönderiyor. Bir daha bozuyor, bir daha gönderiyor. Peki ne oluyor? Uzayıp gidiyor. İşin esasına girip ilk derece mahkemesi gibi delil ve vaka incelemesi yapıp doğrudan karar verme yetkisinin olmaması nedeniyle mutlaka bozma ilk derece mahkemesine tekrar gidiyor. İşi uzatıyor. Şimdi yeni düzenlemeli beraber hukuk davalarının %89'u, ceza davalarının %91'i, idari davaların da yaklaşık %80'i istinafta kesinleşecektir. Yargıtay ve Danıştay'ı görmeyecektir. Peki istinafta kesinleştiğinde nasıl olacak? Temize gitmeyecek. Peki nasıl kesinleştirecek ilk derece mahkemesinin yanlışları, eksikleri varsa? Bölge Adliye Mahkemesi onu bozacak. Sonra işin esasına girecek. Eksikliği bizzat kendi giderecek. Şahit dinlemesi gerekiyorsa şahidi çağırıp dinleyecek. Keşif yapması gerekiyorsa keşfi kendi yapacak, yaptıracak. Başka başka değerlendirmeler yapması gerekiyorsa o değerlendirmeleri kendi yapacak, kararı verecek, bitirecek işi. Yargıtay görüyor mu? Tomografisini çekiyor, görüyor. Şu şu eksiği giderse karar verecek. O zaman istinafta diyoruz ki eksiği sen gördün, o zaman eksiği tamamla, yanlışı gördün, yanlışı düzelt, kararını ver, işi bitir. Git gel, ortadan kalkacak ve böylelikle daha kısa sürede yargılamanın sona erdirilmesi, vatandaşın hakkına kavuşması sağlanacaktır. Hakim ve savcılarımız bakımından da ayrıca bir değişim olacaktır. Nasıl derseniz, şu anda Yargıtay ve Danıştay'a belli sayıda üye seçiliyor. Belli bir süreden sonra hakim ve savcılarımız ne yapıyorlar? Oraya da seçilemeyince geleceğe dair kendi beklentisi de ortadan kalktığı için heyecanı da zayıflıyor. Ama istinaf olduğunda Yargıtay ve Danıştay'a gidebilecekler, oraya gittiğinde Yargıtay ve Danıştay üyeliğine layık olan diğer hakim ve savcılarımızın istinafta görev yapması son derece onlar için ayrı bir güç ve çalışma azmini teşvik edici kaynak olacaktır. Bir başka şey söyleyeceğim. Şimdi Yargıtay'da, Danıştay'da olanlar işin esasına giremiyor. Ama istinafta olan işin esasına giriyor. Bu neyi gösteriyor? İstinafta görev yapanların yetkisi Yargıtay'da görev yapanlardan, Danıştay'da görev yapanlardan daha çok. Çünkü işin esasına giriyor, esastan istediği kararı verebiliyor. Ne Yargıtay ne Danıştay esasa girip istediği karar verme hak ve yetkisine sahip değil. Ama istinaf bu hakka sahip. Şimdi bazıları istinafı küçümser hale geliyor ama istinafa baktığınız zaman yasanın tanıdığı hak ve yetkileri birlikte değerlendirildiğinde istinafta görev yapan hakim ve savcıların etkinlik bakımından çok daha etkin olduğunu görüyoruz. Bu düzenleme hayata geçtikten, fiilen hayata geçtikten sonra Yargıtay ve Danıştay'ın gerçek anlamda içtihat mahkemesine döndüğünü hep beraber göreceğiz. Ve yeni dönemde hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısının değişmesine de çalışacağız. Eğer siyasi partilerle uzlaşabilirsek anayasanın tamamını değiştirme yolunu tercih edeceğiz. Anayasanın tamamını ortadan kaldırıp 12 Eylül'ün darbe anayasasını bir tarafa koyup milletimizin seçtiği parlamenterler eliyle herkesin kendini
hür hissettiği bir ortamda milletin anayasasını yaparak yeni bir dönemin kapısını açmak bütün siyaset kurumunun ve herkesin en önemli ve en şerefli borcudur. Biz en önemli, en şerefli borcumuzu milletimize yeni bir anayasa hediye ederek ödeyebiliriz. Ama maalesef Türkiye'de yeni anayasayı yapma konusunda bir uzlaşma zeminini siyaset kurumu bugüne kadar bulamadı. Ön yargılar, kırmızı çizgiler falanlar filanlar hep yeni anayasanın önünde dağlar gibi engel oldu. Yani ön yargı olmasa, kırmızı çizgi olmasa biz anayasanın her maddesini otursak, konuşsak, tartışsak kıyamet mi kopar? Tartıştık, anlaşamadık, hayır dersiniz, biter. Yani ben şu maddeyle gelirseniz sizinle masaya oturmam, anayasayı konuşmam demek çok sakat bir anlayış. Konuşmaktan niye korkuyoruz? Tartışmaktan niye korkuyoruz? Konuşalım, tartışalım, uzlaşmayla olacağı için senin istemediğin bir öneri gelirse o öneriye hayır dersin, o anayasa maddesine zaten dönüşemez. Öyleyse konuşalım. Ama maalesef biz bu kırmızı çizgi siyaseti nedeniyle çocuklar ip atlıyor ama Türkiye'nin koca koca siyasetçileri bu kırmızı çizgiyi bir türlü atlamayı beceremediler. Ama inşallah bu millet bu kırmızı çizgiyi hepimize atlatacak. Bugün atlamadık, yarın atlayacağız ama oturup konuşacağız. Fakat uzlaşmayla olacağı için de tek bir partinin dediği olmayacak. Herkesin üzerinde mutabakat sağladığı maddeler anayasa hükmü olacak. Biz bunu arzu ediyor. Yeni dönemde inşallah bu yol açılır ve Türkiye 82 anayasasından sonra gerçek anlamda bir demokratik 82 darbe anayasasından sonra gerçek anlamda bir demokratik anayasa yapma başarısını ortaya koyar. Ama eğer biz yeni bir anayasa yapamayacaksak, öyle bir ihtimal ortaya çıkarsa o zaman bizim anayasadaki yargı ile ilgili kısımlarda uzlaşma ile adım atma ihtimalimiz olabilir. HSYK Başkanı, Adalet Bakanı olarak bir hususu buradan özellikle ifade etmek istiyorum. HSYK seçim usulünün bu yöntemle devam etmesi yargıya en büyük zararı veriyor. Bundan sonra da verecektir. Yargının içindeki ayrışmalara son vermek için bizim bu seçim usulünü behemhal değiştirmemiz gerekmektedir. Eğer başka alanlarda uzlaşma sağlayamazsak bile hiç olmazsa HSYK'nın seçim usulü konusunda bir uzlaşmayı ortaya koymaya mecburuz. 2018'de mevcut usulle yeni bir HSYK seçiminin yapılmasının Türkiye'nin hayrına, Türkiye'nin yararına olmadığına yürekten inanıyorum. Ben bu salonda olanların da olmayanların da buna yürekten inandığını biliyorum. Onun için de diyorum ki siyasi partilerimiz hiç olmazsa başka alanlarda uzlaşma sağlayamazsak bile burada Türkiye için, yargıya güven için, hepimiz için bir uzlaşmanın yolunu mutlaka bulmalıyız. Ben bulacağımıza da yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu noktada bir olumsuz gelişmenin olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü diğer partilerden arkadaşlarla görüştüğümüzde onların da bu konudan müşteki olduğunu ve buna bir çözüm bulunması gerektiğini samimiyetle ifade ettiğini görüyorum. Genel başkanları bu arkadaşlarımız ikna edebilirlerse ki hepsi etkin arkadaşlar, ben ikna edeceklerine de inanıyorum. O zaman biz burada tarihi bir adımı atma fırsatı bulacağız. Tabii yargıda çok başlılık da var. Askeri Yargıtay, işte Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, bunları da artık ortadan kaldırıp Askeri Yargıtay'ı Yargıtay'da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ni Danıştay'da birleştiren bir adımı atmak da Türkiye'nin hayrına ve yararına olacak tarihi bir reform olduğunu düşünüyoruz. Umarız burada da bir uzlaşma olur. Çünkü diğer siyasi partilerin seçim beyannamelerinde
ve millete söyledikleri sözlerin içerisinde bu konuda onların da bizimle aynı yaklaşımda olduğunu görüyoruz. Birlikte bu adımları da inşallah atma imkan ve fırsatı buluruz. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde sizlerle beraber, sizlerin önerileri, tavsiyeleri, eleştirileri doğrultusunda Adalet Bakanlığı olarak yapmamız gereken çalışmaları yapacağız. Yargı görevi yapan hakim, savcı ve avukatlar bizim yargının sorunlarına daha hızlı vakıf olup daha hızlı çözüm bulma konusunda bizim en büyük destekçimiz ve yardımcımız olduğunuzu ve bundan sonra da bu yardımlarınızı sürdürmeniz gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Yargıya ait diğer konuları elbette değişik zeminlerde yine konuşacağız. Bugün ben bu kısa açıklamalarla belki önümüzdeki süreçte hükümet olarak yargı alanında neler yapacağımıza dair özet bir bilgi sunma fırsatı buldum. Bundan sonra bunları daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Özellikle Cumhuriyet Savcılarımızla ilgili yeni bir çalışmayı da başlattık. Onu başta söyleyecektim ama unuttum. Soruşturmanın daha etkin, verimli ve zamanında sonuçlanması, savcılık makamının ve savcıların sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alınması maksadıyla sadece soruşturma ve savcılıkla alakalı bir araştırma, inceleme, çalışma süreci başlatıyoruz ve bu çerçevede önümüzdeki yıl içerisinde önemli bir sempozyum düzenleyeceğiz ve bu çerçevede yine çalıştaylar yapılacak. Ona göre çıkan sonuçları hayata geçireceğiz. O yüzden şimdiden bu konulara ilişkin kafa yormanızı da ben hasreten sizlerden rica ediyorum ve beraber savcılık makamının ve savcılarımızın sorunlarını ve bunların çözümlerini bulalım ve soruşturmanın daha etkin ve hızlı bitmesi için alınması gereken tedbirleri beraber tespit edip yasa gerektirenleri yasayla, idari düzenleme gerektirenleri de idari düzenleme ile hayata geçirelim istiyoruz. Şimdiden bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bütün Cumhuriyet Savcılarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle İstanbul'da şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun diyor. 2 gün sürecek bu çalışmanızda her birinize ayrı ayrı başarılar diliyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Sayın Adalet Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.